Merhaba, Nuray Mert ile Soru Cevap programına hoş geldiniz. Ben Engin Deniz İpek. Çalışma arkadaşım Gökçe Çiçek Kösedağ'ın yıllık izinde olması sebebiyle Nuray Hanım'a bu hafta da ben eşlik ediyorum. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız diye başlayayım. İstanbul'a döndünüz sanırım. İstanbul'a döndük. Memleketin gündemi bizim de gündemimiz. Orada ayrı evlerde oturuyorduk. Ama yakında erkek kardeşim COVID oldu. Ve oranın tatsızlık açtı. Yani görüşemedikten sonra filan aile herkes tecrütte olduktan sonra diye geldim. Burada da yine uzaktayız. Allah'tan tatil zamanı herkes birbirinden biraz mesafeli. Yeğenim COVID oldu. O da Bozcaada'da bir caz festivalindeydi. Orada olmadı herhalde. Bilmiyorum birkaç günde olur mu diye ama pardon İstanbul'a döndü. Üstelik de iki tane BioNTech aşısına olmuştu. Ama herhalde aşıların en azından işte çok ağır geçmemesi açısından çok faydası var. Öyle diyorlar. Yani ağır bir grip gibi geçiriyorlar sadece. Ama çok vakalar artmış zaten her yerde. Bizim Karadeniz'de çok kırmızı ya boyanmış son zamanlarda duyduğuma göre, izlediğime göre. Öyle işte yani tecrüt altında şey yapıyoruz. Mümkün mertebe gözümüz de korktu. Biz de işte İstanbul'da kimseyle görüşmeden yaşamak üzere geri döndük. Geçmiş olsun dileyelim buradan. Gerçekten üzücü. Umarız hafif atlatırlar, herhangi bir şey olmaz. Dilerseniz biz de ilk koronavirüs salgınıyla başladım. Dediğiniz gibi vaka sayıları ve özellikle ölüm sayıları tekrar artıştı. Orada da ilginç bir çelişki var aslında, ilginç bir durum var. Şöyle 1,5 sene oldu artık, 1,5 seneyi de aştı. Bir virüsle yaşıyoruz. Toplumun içinde hala dolaşıma devam ediyor. Geçen yaz oranla bu yaz aslında biraz daha sorunlu bir durum var. Çünkü yeni varyantlar var. Yani aşımız olmasına karşın bu varyant tehdidi sebebiyle hala bir temkinli olma halinde yaşıyoruz. Bir yandan da tabii salgının yavaş yavaş aşısızların salgınına dönmeye başladığı da belirtiliyor. Şöyle sorayım, bu noktada bu işin sonu nereye gidecek? Virüs daha ne kadar süreyle sosyal ve siyasi yaşantıyı şekillendirmeye devam edecek? Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi ne kadar hiç bu süre konusunda herhalde tıp insanları da bir şey söyleyemedikten sonra ben de bir şey söyleyemem. Ama buradaki asıl ikilem galiba işte toplum kamu sağlığı söz konusu olduğu için evet yani kendimiz, bizim bedenimiz, bizim kararımız falan da yani bizim kararlarımız başkalarını da etkiliyor. Dolayısıyla bu aşı olmama ve bu konuda fazla kuşkucu davranmanın ben pek yerinde olmadığını ve sorumsuzca olduğunu düşünüyorum. Başından beri düşünüyorum, artık ifade de etmek istiyorum çünkü siz ne kadar olursanız olun, evet varyantlar gelişiyor. İnsanlar sadece aşı meselesinde değil, yani benim gözlemlediğim orada da İstanbul'da da öyleymiş. Geldiğimde buradaki aile bireyleri bahsettiler. Yani zor korunuyoruz insanlardan çünkü bir sürü yerde maske takılmıyor. Kalabalıklar halinde toplaşmaktan vazgeçilmiyor. Herkes gene düğününü, şusunu, busunu anladığım kadarıyla yapıyor. Tatil seferleri öyle. Yani o hareketlilik son hızıyla devam ediyor. Biraz da bunlara yani artık bu konu karşısında yani o kadar çağrı yapılıyor falan. Biraz da artık bizim kendimizin dikkat etmemiz lazım. Hani baştan böyle bir aşı maşı yoktu falan diye bir gürültü koparıldı ama şimdi aşı da var. Dediğim gibi artık öğrendik de aşılı olsak da sürekli olarak uyarıyor tıp insanları. Aşılı olsanız da dikkatli olun. İşte hijyene dikkat edin, maskeye dikkat edin. Ama benim görebildiğim kadarıyla benim tanıdığım herkes bunlara riayet edilmediğinden şikayet ediyor. Yani bu böyle olduğu sürece öngörülmesi de zaten mümkün değil. Evet, yani şu aşamada bir şey söylemek gerçekten güç. Özellikle o varyant meselesi biraz endişe yaratıyor. Şunu sorayım en son olarak bu konuda, sonra Afganistan'a geçiş yapalım isterseniz. Şimdi bildiğiniz gibi bu aşısız vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar konuşuluyordu ve PCR testi zorunluluğu getirildi. 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Yani şöyle bir, hani siz de az önce bahsettiniz, aşısız vatandaşlar tabii ki hani aşı yaptırma tereddütü olabilir, aşı karşıtı olabilir.
Ama bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani PCR testi yeterli miydi yoksa kesinlikle aşılanmaya yönelik bir kampanya mı olmalıydı? Kısaca buradan yorumunuzu da alayım isterseniz sonra geçiş yapalım. Bu yorumlanmaya muhtaç değil ama bir bakıma da tekrar hatırlatmakta fayda var. Ben çünkü aklı başında eğitimli zannettiğim insanlardan bile yok ya yani bu aslında bir küresel komplo falan diye laflar duydum. Yani akıl alacak gibi değil. Tamam her şeye kuşkucu bakalım. İşte ilaç sanayi, şu bu yani bunlar çok tartışılan, konuşulan şeyler ama şu anda yapabileceğimiz yani mevcut şartlarda bulunan tedbirler ve aşılar dışında yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Bundan sonrası evet yani artık fikir yürütmeye değil sorumsuzluğa giriyor. Yasakçılık falan diye düşünmüyorum. Ben şimdi zaten AVM'lere girerken HES koduna falan bakılıyor diyorsunuz. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Yani evet bir şekilde yani kendisi inanmıyorsa insanların o zaman kamu hayatından da mahrum olmayı göze alacaklar diye düşünüyorum. Ve bazı yerlerde kısıtlama getirilmesini ben yani makul buluyorum. İtiraz edeceğim bir şey yok doğrusu. Bu aşamada bunlar gayet doğal diyorsunuz. Evet. İsterseniz şimdi Afganistan'a geçelim. Geçen hafta da konuşmuştuk, detaylıca değerlendirmiştik ama tabii yankıları devam ediyor. Bir yandan Taliban yönetimini kurmaya çalışıyor. Bugün yeni hükümetteki yeni isimlerden bazıları açıklandı. Yönetimi kurmak için kolları sıvamış durumda ama bir yandan Afgan toplumuna yönelik endişeler de devam ediyor. Hafta sonu İzmir'de de dikkat çeken bir eylem oldu. Taliban'ı protesto eden bir grup kadın giydikleri temsili bir çarşafı çıkarıp yere attı. Bu çok konuşuldu. Bunun yanında Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Genel Başkan Tülin Oygür'ün imzasıyla Taliban'ı öven ya da destek veren diyelim bir açıklama yayınlandı. Önce bu konudaki görüşlerinizi sorayım. Sonra daha genel bir pencereye geçelim isterseniz. Valla ben bu ailedeki COVID işleriyle uğraşırken nasıl yankılandığını bilemiyorum. Yani İzmir'deki eyleminde sadece haberim oldu. Ve ona benzer yani eylem değil ama işte bu Taliban'ı kınama, kadınların işte Taliban karşıtı söylemlerini falan duyuyorum. Normal yani işte kadınları evet kan falan köklendiğince bir grubun yönetime geçtiği bir ülkede işte kadın hakları konusunda kaygı duymak veya işte bu konuda tutum almak anlaşılır bir şey. Ama yani ben sürekli yani şu aralar yazmaya çalışıyorum. Afganistan'dan hani dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Bırakın Afgan kadınlarını ne halleri varsa görsünler manasında söylemiyorum ama bu böyle hani hayatın normal olduğu bir ülkede böyle bir kökten dinci grup gelmiş ve ilk defa kadın hakları kısıtlanıyor değil Afgan kadınları 30-40 senedir zaten çok zor koşullar altında yaşıyorlar. Modernleşme süreçleri zaten kısıtlı çevrede kalmış bir toplum ama onun ötesinde olan bitenler savaş ve dış müdahaleler özellikle. Taliban da zaten onların yani bütün bunların tortusundan çıkmış bir şey. Bu Taliban'ı aklamak falan değil bir vakka olarak görmek. Ama bugün başlamadı bu ihlaller. Bir de Taliban'ı protesto ederek falan yani ben bu çok sığ bir yaklaşım olarak görüyorum. Yani kadınlar için mücadele etmenin yolu ülkede ve dışarıda destek olmak açısından kimin kim olduğunu biraz daha iyi anlamakla geçiyor. Zira ABD yönetimi, ABD destekli yönetim işte 2001'deki askeri müdahaleden sonra kurulan birbiri ardından gelen yönetimler da zaten eski kökten dinci yani mücahit unsurlardan oluşuyordu. Ve bu geçen zaman zarfı az değil. Yani Taliban'la savaşılan ve Taliban'ın yönetimden uzak tutulduğu 20 sene içerisinde göstermelik şeyler dışında kadınların hayatının gelişmesi açısından, ilerlemesi açısından hiçbir şey yapılmadı. Yani al birini vur öbürüne demek istemiyorum ama böyle kadın haklarını, oradaki askeri müdahale ve de Batı destekli siyasal yapı kadın haklarının arkasına sığınarak kadın haklarını koruyor, işte savunuyor diye gözükerek hiçbir şey yapmayan bir idareydi. Yani biz Afganistan'da ve dünyanın diğer yerlerinde yaşayan kadınların hayatıyla ilgiliysek o süreçlerde de ilgili olmamız lazım. Bunlar CNN'de Taliban görüntüleri çıktıktan sonra
isyan etmek meseleyi çok sığ kavramak oluyor ve çok da aslında küresel çapta bir kadın mücadelesine bir katkısı falan da yok. Yani afaki davranışlar olmanın ötesinde. Diğeri de akıl alacak bir şey değil. Yani diğeri işte Taliban'a daha önce de konuştuk sizle. Taliban'ın anti-emperyalist bir güç olduğunu tanımını yapıp ona öyle bir güç atıf etmek. Ondan sonra onların milli mücadelesi falan demek. Bir de üstüne üstlük bu yetmiyormuş gibi bu kafada olanların herhalde kadın üyeleri. De bu bahsettiğiniz işte şeyi yapanlar, açıklamayı yapanlar anladığım kadarıyla. Yani Cumhuriyetçi kadınlar bile yani bir oksimoron gibi. Cumhuriyetçi kadınlar Taliban'ı kutluyor. Ya o bile bir oksimoron. Olacak şey değil. Yani bunlar çok sığ. İşte dediğim gibi birkaç görüntü, Afganistan'a dair birkaç görüntüde biri bu ucundan, mesela şey Orestin bu ucundan tutuyor, öbür ucundan tutuyor. Tabii daha vahim olan Taliban'ı kutlamak ama diğerini de ben dediğim gibi çok sığ şeyler olarak görüyorum. Zaten kadın hakları konusunda da böyle sığlıklara saplandığımız için yani sadece Türkiye'de değil genelde çok göstermelik hale geldiği için kadın hakları konusunda fazla ilerleme kaydedilemiyor. Göstermelik aktörler etrafında gelişiyor. Ben daha yeni şey yani bir kadın Afganlı siyasetçi onun kitabını bir tanıtayım dedim bari. Çünkü bir Afgan kadının aslında o süreçler içerisinde Taliban öncesinde ve de Taliban'dan sonra gene ABD destekli kurulan yönetimlerde Afganistan'daki gerçek durumu anlatması açısından yani o kadın kotalarının filan yani kadın cazı anlatıyor. İşte ta o zaman Karzai hükümetinden başlayarak işte Afganistan'da bu yeni yönetim sanki dışarıdan yani baktığımızda çok seküler filan. Hoş dışarıdan baktığımızda da görüyoruz biliyorsunuz başörtüsüz kadın filan yok. Yani ilkokul çocukları bile okula başörtüsüyle gidiyor. Yani Taliban'dan önceki yönetim de öyle çok seküler filan bir yönetim değil. Onun ötesinde de o kadın kutularını doldurmak için işte eski mücahit liderler kendi destekledikleri bir takım kadınları göstermelik olarak %25'lik kotaları galiba Afganistan'da parlamento kutası. Onları bir takım görüşte kadın temsili sağlanıyor. Kabil'de birkaç şey, bir tane poster girl falan denilir ya poster kızı veya kadını. Öyle birkaç tane kadın figür üzerinde işte Afganistan'da kadınların eğitimi çok ilerliyor filan. Yani bu masala yanmamızı sağlıyor. Yani bu anti-Taliban olmakta bir hiçbir mahsur yok da sadece Taliban'a bunları atfederseniz o zaman daha önce de yapılan hak ihlallerini filan temize çıkarmış oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Onlar geri planda kalıyor. Ve bu ve buna benzer durumlarda da aslında gerçek bir kadın hakları mücadelesi gölgelenmiş oluyor, sığlaşmış oluyor. Hiçbir şekilde derinleşip kökleşemiyor diye düşünüyorum. Gündelik meselelerden çok aslında yapısal meselelere ve tarihsel akışa biraz daha fazla odaklanmak gerekiyor diyorsun. Yani tarihsel akış şu bakımdan, işte bunlar da kötü filan açısından değil. Şimdi bakın, Avrupa Birliği Taliban'ı tanımadı, Taliban yönetimi değil mi? Açıklama yapıyorlar. İşte Taliban'ı tanımıyoruz. İşte tek tek Avrupa ülkeleri tanımıyor Taliban'ı. Tanıdığınız yönetim bütün bu şeylere sebebiyet verdi. Onun ötesinde siz bu strateji devam edecekse yani işte gene biz kendimize yakın müttefiklerle işimizi götürürüz. Kafası devam. O bakımdan geçmiş önemli. Yani geçmişteki müttefikleriniz siz Taliban'la savaşmak için gidip yani en olmayacak onlardan farksız güçlerle işbirliği yaptınız. Şimdi de gene işte Taliban'ı tanımıyoruz. Efendim Şah Mesud'un işte oğlunu destekleyelim. Taliban'a tanımayan, Taliban bayrağını tanımayanları destekleyelim. Bu ne? Vekalet savaşları devam edecek demek. Yani bu bakımdan mahsurlu yoksa geçmişinde yani herkes de sorumlu, o da sorumlu, bu da sorumlu değil maksat. Bunları hatırlatma maksadımız gene benzer stratejiler yani bu kafayla gene işte Afganistan'da tek sorumlu Taliban'mış gibi veya tek bu kafada olan yönetim tarzı, dünya görüş Taliban'mış gibi davranılırsa gene işte batıya müttefik olsun da ne olursa olsun diye
daha önce sizinle de konuştuk. Yani her türlü suçu işleyen, keyfi yönetim yürüten bir takım güçlerle bunun hakkında yani sayısız haber çıktı. Yani bugün bunu sadece marjinaldi. Yani ana akım Batı medyasında bu yerel güçlerin yani Batı'nın desteklediği, Amerikalıların desteklediği yerel güçlerin keyfi yönetiminin, rant kavgalarının, işte gene eskisinden olduğu gibi afyon ticaretinin, diğer tarihi eser kaçakçının, bir sürü şeyin yani zaten insanları iyice canından bezdirip Taliban'ın peşine takan gerçek de bu. Şimdi siz gene sadece ortaya, sahneye Taliban'ı koyduğunuz zaman problem orada. Yani sahneye sadece Taliban'ı koyduğunuz zaman diğer karanlık şeyler, noktalar görünmüyor ve bundan sonraki stratejilerde daha ne güzel işte Taliban'a karşı olan insanları biz de destekleyelim veya kurumları destekleyelim oluyor. Halbuki o kurumların kendisi de Taliban'dan farksız olabiliyor veya Taliban'dan farksız aktörleri destekleyen, besleyen, görmezden gelen güçler, şahıslar, zihniyetler olabiliyor. Yani o açıdan önemli geçmiş. Ben de tam bu noktada onu soracaktım aslında, siz de söylediniz. Şimdi benzer yapılar dünyanın dört bir yanında var. Bu noktada farklı İslami hareketlerin de Taliban'ın zaferinden memnun olduğunu söyleyebiliriz. Tebrik mesajları geliyor. El-Kaide'nin güney yapılanmasından son olarak bir tebrik mesajı geldi. Bu noktada somut bir İslami diriliş bekleyebilir miyiz? Yani El-Kaide, IŞİD gibi farklı yapılanmaların da güçlenmesini bu vesileyle kısa ya da uzun dönemde ve son olarak hani Türkiye için de böyle bir şey acaba söz konusu olur mu? Çok kısa bunu sorayım, zamanımız da biraz azalıyor çünkü. Ben zamanımız azalırsanız da söyleyeyim. Benim Taliban dışındaki aktörlerden kastettiğim Taliban'a sempatiyle bakan aktörler değil. Taliban'la savaşan aktörlerin çoğunun da ondan farksız bir zihniyete sahip olması. Ha, Taliban'ı kutlayan, tebrik eden, hani bizdeki Vatan Partisi'ne benzer çevrelerden bahsediyorsanız onlar ne yapar? Dünyada bu tekrardan Taliban'ın Afganistan'da yönetime geçmesiyle dünyada da bu tür radikal İslamcı onların benzeri, onlara sempati duyan şeyler yükselişe geçer mi diye soruyorsanız bence bu çok muhtemel değil. Çünkü Taliban'ın Afganistan'da bir toplumsal karşılığı var. Ama o IŞİD'ler, El-Kaide'ler falan yani küresel cihatçı örgütler yani işte bu Taliban hareketine sempati beslese, onlar da ev sahipliği de zamanında yapmış olsa ben direkt Afganistan'ın tekrar onların bir yuvası olacağını düşünmüyorum ve onların karşılığının da kalmadığını, yani terör unsurları olarak devam ederler. İstihbarat örgütleri de zaman zaman bunları kullanır. Onu hangisi nerede onu da tayin edemiyoruz. Epeyce bir zamandır El-Kaide'den başlayarak IŞİD konusunda da çok konuşuldu. Bunlar kullanılır ama ben bunun böyle bir İslami direniş, böyle bir radikal İslamcılığın yükselişine falan sebep vereceğini düşünmüyorum. Taliban bir iflasın sonucu ortaya çıkmış bir şey. Ve Afganistan'da geçmişi çok eskiye dayanan böyle inanılmaz bir iç savaş, kargaşa, radikal İslamcılığın desteklenmesi, radikal İslamcılara karşı diğer radikal İslamcıların ayaklanması falan gibi bir şey. O yüzden ben bunun küreselleşeceğini, diğer Müslüman coğrafyada bir karşılık bulacağını hiç sanmıyorum. Daha bölgesel olacaktır diyorsunuz aslında. Nuray Hanım çok teşekkürler. Bu haftalık da burada noktalayalım. Tekrardan yakınlarınıza da geçmiş olsun dileyelim buradan. Size de iyi günler dileyelim. Sağ olun. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Özgür medya, buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.